yapıyor, bunu da ne şimdi? Abi bir şey var ya. Abi falan... yoldan da çıkar, geçer abi. Yok. Abi öyle böyle bu yakadan bu çayın dibine girebiliyor musun? Önemli olan çay değil. Değerli izleyiciler, Arhavi, Artvin'e bağlı Arhavi ilçesi ve bir çay okyanusu karşımızda. Çayın, bardaklardaki çayın hangi işlemden geçerek karşımıza geldiğini burada izliyoruz. Değerli izleyiciler, çay konusunda yıllarını burada tüketmiş genç insanlar var ve onları karşınıza getiriyorum. Değerli dostumun oğlu, uzun yıllar önce tanıştığım Ramiz Bey'in oğlu Osman Gönül karşımızda, bize anlatacak. Bu çay, bize anlatır mısın Osman Bey? Ne yapıyorsunuz burada? Şu anda zaten ikinci sürgündeyiz. Birinci sürgün bitmiştir. İşçilerimiz topluyor. Kimi benzinli motorla, kimi makasla. Çaylar toplanır, bezlenir. Buradan fabrikalara gider. Fabrikalarda işlenir. İşlendikten sonra belli bir kıvamdan sonra maya falan, yani o fabrikada açıklanır. Daha detaylı olur. Üç kez diye bir şey söyledin. Üç biçim ya da... Üç, yani onu bir sezonda üç biçim oluyor. Hangisiyle başlıyor? Mayıs, hangi ayda? Mayıs'ın 15'i ile sonu diyeyim. Ne diyeyim? Arada birinci. Birinci sürgünü topluyoruz. Ondan sonra 45 gün sonra ikinci sürgün. Tekrar bir 45 gün sonra üçüncü sürgünü topluyoruz. Yani Temmuz'da ikinci sürgün. Yani Temmuz, Ağustos sonra. Köylere göre değişiyor yani. Değişiyor. Peki göre. Çay tiryakilerine hangisini tavsiye ediyorsun içmeleri için? Çay tiryakisi Altınbaş. Çaykur'un Altınbaşı. En iyi çay. Ortadakini. Ben de çaycı olarak. Evet. Yani ikinci sürgün çay çok iyi çaydır. Verimli çay alırsın. Çok güzel çay alırsın. Peki bir şey daha sorayım. Arhavi çayı ile öteki çaylar arasında bir fark var mı? Tabii vardır illaki. Yöreye göre değişir çay kalitesi. İşleme, fabrikanın işlemesine göre de değişir. Değişiyor. Yani imalat çok önemli burada. İmalat da önemli. Evet, fabrikadaki imalat çok önemli. Arhavi'nin çevresinde başka neresi böyle çay üretiyor? Arhavi Rize'ye doğru, Trabzon'a doğru. Arhavi'den başlığım Hopa var, Kemalpaşa var, Fındıklı var, Rize var, Ardeşen var, Çayeli, Araklı, Of, İdere, buralarda çay yetişmekte bol miktarda, tonlarca, yüz tonlarca diyeyim yani, çok aşırı derecede bir çay var. Başka bir yörede de bu çayı bulamazsın. Musa Genç kardeşimiz şimdi karşımızda, o da bu burada gördüğümüz hava hattı ya da vagon. Aynen. Bunu nasıl çalıştırıyorsunuz ve ne oluyor bu? Şimdi bunu şimdi orada çay topluyorlar. Evet. Çay topladıktan sonra aynı şu şekilde bohçalar haline getiriyorlar. Araçta dört evet. tane var. O şekilde bağlayarak sırtlarına atıyorlar. Oradan böyle şurada tezgah var. Şunun evet. oraya getiriyorlar. Oraya getiriyorlar. Biz bunu buradan aşağı yolluyoruz bu vagonu. Yolluyor. Hatta göstereyim size. Evet. Bunu burada aynı araç gibi freni falan var. El freni var. Bırakıyorsun. Bu böyle aşağı gidiyor. Burada götürürdük onu. Yani. Osman Bey, burada bir şey görüyoruz. Bu ne gibi bir işlevde kullanılıyor? Çay toplama makası. Bir onu bize... Yıllardır bununla çay toplardık. Çay bununla biçeriz. Evet. Şimdi artık teknoloji ilerledikçe benzinli, elektrikli, şarjlı makinelerimiz var. Makinelerimiz var. Evet, bu makas daha deforme... Bu makas kaç yılların makası? Bu çok eski. Bardaklardaki çayın hangi işlemden geçerek karşımıza geldiğini burada izliyoruz. Toplanan çayların renkli bohçalara aktarıldığını izledik. Bir üretim çalışması izliyoruz. Görüyorsunuz yakından çekimle iki kişi ellerindeki araçlarla içiyorlar. Ve yakınlarında olan bohçalara aktarıyorlar.
Buradan sizlere esenlikler dileyerek hoşça kalın diyorum. Bugün 25 Temmuz 2023 Arhavi Artvin Türkiye Tekin Sanmaz.